Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerde hız bölümüne ait 4. testi çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda bir tepkime verilmiş. Bu tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Et tepkime iki basamaklıdır diyor. Et dikkat ederseniz iki tane tepe var. O zaman iki tane tepe varsa tepkimemiz iki basamaklıdır. Doğrudur. A yavaş basamağın aktifleşme neresidir Evet bakın aktifleşme enerjisi büyük olan yavaş basamaktır. Bu adamın aktifleşme enerjisi bu kadar. Bunun aktifleşme enerjisi bu kadar. Bu daha büyük olduğu için yavaş basamak A'dır. Doğrudur. Tepkimenin hızını belirleyen basamak ve net tepkime egzotermiktir. Tepkimenin hızını belirleyen basamak hangi basamaktı? A basamaydı. Şimdi A basamağını incelersek gördüğünüz gibi nedir? Ürün oluşacak ara ürünün enerjisi bundan daha fazla. O zaman şuradaki tepkime nedir? Endotermiktir. Net tepkime için söyleyeyim? grafiğin başladığı ve bittiği noktaya bakarım. Net tepkime egzotermik. Net için doğru ama A basamağı endotermiktir. Çünkü sadece A basamağını incelersek şurada ürünün enerjisi girenin enerjisinden daha büyüktür. Oradan delta h eşittir. Ürün eksi giren yaparsak buradan ne çıkacaktır? Pozitif bir değer çıkacaktır. Üçüncü ifade yanlıştır arkadaşlar. Katalizör birinci basamağı etki ederek tepkime hızını arttırır. Evet. Yavaş basamak katalizör ne yapacak? A olduğu için katalizör eklersek birinci basamağa A basamağına etki Katalizör kullansa B değeri değişmez. Evet katalizör kullanırsa biliyorsun ki sadece eşik enerjisini düş düşürür. Yani şu arada bir değişme neden olmaz. Burası zaten entalpidir. Delta H dediğimiz entalpi katalizör etkilemez. O zaman bu da doğrudur. Evet ikinci soruya baktığımızda potansiyel enerjisi tepkime koordinatı grafiği verilen x artı y artı 55 kilojüllük bir tepkimenin aktifleşme enerjisi 75 kilojüldür. Buna göre a ve b'nin sayısal değeri nedir? Evet biliyorsunuz ki şurası nedir? İleri aktivasyon enerjisidir. Evet buranın 75 olabilmesi için yani şu aradaki farkın 75 olabilmesi için yani a eksi 35 eşittir 75 olacak. Şu aradaki fark 75 çıkıyormuş. O zaman a eşittir buradan diğer tarafa atarsak artı yapar 110 yapar arkadaşlar. Şurası 110 çıktı. B'nin sayısal değeri diyor. Bakın B nereye denk geliyor? Ürüne denk geliyor. Peki bu tepkime için şöyle yasak. Delta H eşittir. Ürün eksi giren yapsak. Şimdi delta şimdi eksi 55. Isı açığa çıkmış. Ürünün enerjisini bilmiyorum. B dedim. Girenlerin enerjisi nereye denk geliyor? 35'e denk geliyor. Evet bunu diğer tarafa attım. Artı olarak geçti. O zaman B eşittir. 35 eksi 55'ten eksi 20 çıkar arkadaşlar. O zaman 110'a eksi 20. Şıklara baktığımızda C şıkkındaki gibi olur. Üçüncü soruya baktığımızda kimyasal bir tepkimede aşağıdakilerden hangisi sıcaklığa bağlı değildir? Sıcaklık artarsa tepkime hızı artar. Aktifleşmiş kompleks enerjisi diyor. Yani eşik enerjisi biliyorsunuz ki eşik enerjisini değiştirecek tek şey nedir? Katalizördür. Bunu etkilemez. Moleküllerin ortalama hızı sıcaklık artarsa ortalama hız artar. Eşik enerjisini birim zamanda aşan molekül sayısı zaten bu hızın tanımıdır. O zaman artacaktır. Etkin çarpışma sayısı yine nedir? Hızla doğru orantılıdır. Bu da artacaktır arkadaşlar değişmeyecek. Tek şey şudur. Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimede sıcaklık arttırılıyor. Buna göre kaç tanesi doğru olur diyor. Ortalama kinetik enerji zaten sıcaklığı da doğru orantılıdır. Artar. Etkin çarpışma sayısı evet ne yapacak? Daha hızlı ürün oluşacağı için artar. Doğrudur. Birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı yine hızla doğru orantıdır. Artar. Hız sabite büyür diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten küçük k için söylüyoruz. Şöyle kodluyoruz. TSK diyoruz. Temas yüzeyi sıcaklık ve katalizörle değişir diyoruz. Onun için bu da da bağlıdır. Aktifleşme enerjisi biliyorsunuz ki sadece katalizöre bağlıydı. Bir önceki soruda da söylemiştik. O zaman bu değişmez. Şurası değişmez olması lazım. Dört tanesi doğrudur arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda diyor ki sabit hacimli bir kapta tek basamakta 25 derecede A2 ve B2 gazlar arasında tepkimesi gerçekleşiyor. Sıcaklık 50 derece çıkartılıp Ayşe gazı miktarı arttırıldığında aşağıdakilerin hangisi ilk duruma göre artmaz diyor. Evet şöyle söyleyeyim. Etkin çarpışma sayısı hem sıcaklık artıyor hem anın derişimi artıyor. Biliyorsunuz ki R eşittir. K çarpı tek basamak dediği için bunun hız bağıntısını bu şekilde yazabiliriz. Sıcaklık arttığı için bunun değeri artacaktır. Bunu da değeri arttığı için etkin çarpışma sayısı yani birim zamanda oluşan madde sayısı artacaktır. Tepkime hızı artacaktır. Tepkime hızı derecesi. Bakın hız derecesi dediğimiz şu üstlerin toplamıda yani bir bir daha iki sıcaklıkla ya da başka bir şeyle değişmez. Yani siz sıcaklığı da arttırsanız da azaltsanız da bu tepkimenin derecesi ikidir değişmeyecektir arkadaşlar. Hız sabitinin değeri az önce söyledik sıcaklık arttığı için artacaktır. Toplam çarpışma sayısı evet yine ne yapacaktır? Daha hızlı çarpışacaklardır. Bir de bunun miktarı arttığı için Toplam çarpışma sayımız artacaktır arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda diyor ki tek basamakta gerçekleşen bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Çinko'nun toz haline getirilmesi tepkime hızını arttırır. Et katı maddeleri biliyorsun, temas yüzeyi arttıkça ne yapacaktır? Tepkime hızı artacaktır. Hani toz şeker, küp şeker örneğini veriyoruz genelde. Nedir? Toz şeker daha hızlı, suda çözünür, temas yüzeyi tepkime hızını arttırır katılar için söylüyoruz. Çinko'nun toz haline getirilmesi elde edilecek hidrojen gazı miktarını artırır. Şimdi bu adamdan bir sayı sallayalım. Mesela 10 gram var. Bundan oluşacak madde miktarı A olsun. Siz bunu toz haline getirseniz de yani tüm bütün bir parça da atsanız bundan oluşacak madde miktarı A gramdır. Yani toz haline getirilmesi birim zamanda elde edilecek hidrojen gazı miktarını arttırır mı? Arttırır. Daha hızlı oluşur ama elde edilecek toplam hidrojen miktarı değişmez. Çözelti hidroklorik asit eklemek tepkime hızını artırır. Şimdi bir tepkimenin hızını biliyorsunuz. K çarpı ne yapıyoruz? Girenlerin derişimi diyoruz. Tabi buraya saf katı ve sıvıları yazmıyoruz. Suda olanları yazıyoruz. Yani bu tepkimenin hız bağıntısını yazsak şöyle olur. Şimdi siz buraya hidroklorik asit eklerseniz hidroklorik asit ne yapacak? Bu adamla tepkimeye girecek. Bunun miktarını artacak, azaltacak. Bunun miktarı azalınca da o zaman ne olacak? Tepkime hızım azalır. Çünkü burada asit baz tepkimesi oluşacaktır arkadaşlar. O zaman cevap yalnız birdir. 7. soruya baktığımızda bir tepkime verilmiş diyor ki bu tepkime tek basamakta gerçekleşmektedir. Buna göre tepkimenin hızını arttırmak için hangileri uygulanabilir diyor. Evet bu tepkimenin hız bağıntısını yasak R eşittir. K çarpı hidroklorik asitin başında da 2 olduğu için karesidir. Bu katı olduğu için hız bağıntısına yazılmaz. Çünkü derişimi sabittir değişmiyordur. Aynı sıcaklıkta hidrojen gazı eklemek. Hidrojen gazı ürünleri olduğu için bize bir faydası olmaz. Tepkime hızını arttırmaz. Sıcaklığı arttırmak sıcaklığı arttırırsanız hız sabitin değeri artar ve hız artar bu olur. Hidroklorik asit çözeltisinin derişimini arttırmak. Evet bunun derişimini arttırırsak hız artar arkadaşlar. Cevap 2 ve 3'tür. Hız sabiti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Biliyorsunuz ki hız sabitini değiştirecek 3 şey TSK diyoruz. Temas yüzeyim, sıcaklık ve katalizör. Bunlar değiştirecek şeylerdir. Peki şu ikisinden hangisi derseniz arkadaşlar bakın tepkimenin türü diyoruz. Şimdi mesela büyük moleküller arasındaki tepkimeler yavaş diyoruz. İşte zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler hızlı diyoruz. Nedir tepkimenin türü yine e, K'yı değiştirecek etkenlerdendir. Ama derişim artması ya da azalması hızı etkilemez. Şey hız sabitini etkilemez arkadaşlar. 9. soruya baktığımızda diyor ki bir kimyasal tepkimede pozitif katalizörle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkimeyi başlatmaz ya da sonlandırmaz doğrudur. Sadece ne yapacak? Hızlandırır. Tepkimenin yönünü değiştirmez. Yani ürünleri girenlere girenleri ürünlere dönüştürmez. Eşik enerjisini azaltır. Zaten katalizörün maksadı nedir? Eşik enerjisini düşürüp tepkimeyi hızlandırmak. Bir tepkimenin mekanizmasını değiştirebilir. Mekanizma dediğimiz yani tek mekanizmalıysa ya da işte tek basamaklıysa bunu şöyle iki basamaklı bir tepkimeye dönüştürebilir. Mekanizma demek ki aynı zamanda izlediği yolu zaten izlediği yolu ne yapıyor? Değiştirebiliyor. Bir tepkimenin entalpisini sabit sıcaklık ve basınçta arttırır. Bakın katalizör kullandığımızda şunu biraz daha aşağıda çizelim istiyorsanız. Şu Bakın entalpi şu aradaki farktır. Şurası. Şimdi katalizör kullanmak sadece yukarıda bir şeyleri değiştirdiği için ne yapacak? Entalpiyi etkilemez. E şıkkıdır zaten. Şöyle söyleyeyim. Değer taş eşittir. Ürün eksi giren. Şimdi ürünün enerjisini de değiştirmez. Gireni de yani buraların yeri sabit. Sadece şu aradaki bir yeri değiştiriyor. Onun için değer taşı etkilemez arkadaşlar. Enthalp'i etkilemez. Cevap edin, nedir? 10. soruya baktığımızda diyor ki gaz fazında sabit sıcaklık ve hacimde gerçekleşen bir tepkimede reaktiflerin derişimi arttırılırsa hangileri doğru olur? R eşittir K çarpı reaktifler yani girenler. Girenlerin derişimini arttırsa birim hacimdeki tanecik sayısı artar. Birim hacimdeki tanecik sayısı şudur. M bölü V dediğimiz birim hacimdeki tanecik sayısı. Şimdi hacim sabit. Siz reaktiflerin derişimini arttırıyorsunuz. Yani bunlardan ekliyorsunuz. O zaman ne olacak? Buradaki değer artacaktır. Etkin çarpışma sayısı artar. Evet etkin çarpışma sayısı dedi. Ne yapacak? Kız artacağı için etkin çarpışma sayısı artacaktır tepkime hız artar. Evet bu artarsa bu da artar. Hız sabiti K değeri büyür demiş. Hayır bakın bunu derişim etkilemez. Zaten nedir? Bunu önceki sorularda da çözdük. TSK temas yüzeyi sıcaklık ve katalizör değiştirir. Tepkimenin türü de etkilidir ama burada tepkimenin de türü zaten değişmiyor. Derişim bu adamı etkilemez cevap 1, 2 ve 3'tür. 11. soruya baktığımızda diyor ki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilen bir tepkime var. Tepkimesine aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulandığında A ve B değeri düşer. Fakat C değeri düşmez diyor. Yani ben bunu azaltmak istiyorum. Bunu azaltmak istiyorum. Şurası etkilenmez. O zaman ne yapmam lazım? Şu tepeyi aşağıya indirmek lazım. Bunu da aşağıya indirmek için yapabileceğimiz şey nedir? Katalizör kullanmaktır. Katalizör zaten şurası tepkime entalpisidir. Delta H'tır. Yani katalizör şurayı etkilediği için tepkime entalpisine Değiştirmeden arkadaşlar katalizör kullanırsak bu istenilen olayı gerçekleştiririz. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.